Olsun. Daha şimdi ben oturuyorum, hepimiz oturuyoruz yani. Peki, o zaman dersimize başlayalım. Başlayalım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Dün Hucurat Suresi 13'e kadar gelmiştik. Bugün 14'ten devam ediyoruz. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz. Ancak İslam, Müslüman veya teslim olduk değil. İman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Hocam bizim, bir saniye hocam, şeyi açayım da. Yani öyle şeyler geliyor ki şeyi de açamadım yani. Kim o ikiye bir şey fırlatan? Bedevileri iman ettik dediler. Ne demek bu? De ki siz iman etmediniz. Onlar iman ettik diyor. Allah'ın Resulüne de onlar iman etmedik dediler. De ki iman etmedik de diyor. Ne diyor burada? Yani savaştan ganimet payı almak için iman etmiş gibi görünüyorlar. Menfaat için yani. Burada yani bedevi kelimesini Araplar anlamında kullanmış. Yani siz iman etmeniz de diyor. Hayır, iman ettik demesinler diyor. Yani hem onlar iman etmedik diyor, ettik diyor. Allah'ın Resulüne de hayır, onlar iman etmedik deyin diyor. Bir tezat oluyor. Ne ifade ediyor? Onu Allah diyor ki, arkasından diyor, siz iman etmediniz, ancak teslim olduk deyin diyor. Bak orada bir yanlışlık olmuş, yapılmış. Yani Müslüman olduk deyin diyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Müslüman... Bu bir tezat, Müslüman olduk deyin. Böyle bir şey olabilir mi? Yani nasıl bu olabilir? Yani orada teslim olduk değil. Yani neyi ifade ediyor? Teslim olduk. Yani orada Müslüman olduk değil. Yani İslam otoritesine teslim olduk anlayışı olması gerekir. Yani hem bir adam Müslüman olur hem de başka türlü iman ettik deyip de iman etmediniz, teslim olduk deyin diyor. O da İslam Müslüman olduk deyin diyor. Böyle bir şey olmaz. Müslüman olanlar hem Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına uyarlar, hem Allah'ın gönderdiği vahiylerle çerçevelenmiş Allah'ın dinine uyarlar. Peki burada neyi ifade ediyor? Ayetin devam eden bölümüne geçmeden önce görüşü olan var mı? Bu şeye mi dayanıyor hocam? Yani iman ettik derken işte İslam otoritesinden hani bu anlaşmalı olanlar diyoruz ya, Müslümanların gücünü kabul edip görüp onlarla baş edemeyeceklerini anlayıp da anlaşmalı olanlar grubuna katılın. Sizde. Bu ayrı bir konu hocam. Hocam burada şunu anlamak gerekiyor. İman ettik demeyin,
teslim olduk. Yani ayette İslam otoritesinden yararlanmak koşuluyla, gayesiyle iman ettik diyorlar. Oysa onlar iman etmediler. Onların kesin olarak imanla bir alakası yok. Otoriteye teslim olup İslam otoritesinden, İslam devletinden istifade etmek için öyle dediler diyor Allah. Olay bu değil mi? Yani Allah'a teslim olsa o yine ayrı bir şey. Ama İslam otoritesine teslim olduk diyorlar. İslam otoritesine teslim olan bir adam Müslüman olması gerekir. Ama bunlar Müslüman değil. Bunlar iman ettik diyorlar, iman etmediler. İslam devletinden yararlanmak için böyle söylüyor, ifadesi kullanıyor. Olay bu değil mi? O zaman hocam, Eyüp hocam mesela Almanya'da yaşıyor. Eyüp hocam Alman anayasasına uygun davranıyor. Yani burada onlara iman etmiş olmuyor. Ama otoritenin otoritesine teslim olmuş oluyor. Aynen öyle. Ve devam ediyor ayette. Henüz kalplerinize iman girmiş değildir diyor Allah. Ve devam ediyor. Eğer Allah'a ve Resulüne iman ederseniz ne güzel. Allah'a ve Resulüne iman ederseniz ne güzel. Allah'a ve Resulüne iman ederseniz ne güzel. O sizin için siz o sizin için amellerinizden hiçbir eksiklik hiçbir şeyi eksiltmez. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgendir. Devam eden ayette de bunun şeyini açıklıyor hocam. Evet, okuyalım o zaman. Mümin olanlar ancak o kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar sadık olanların ta kendileridir. Şimdi bunlar Müslüman olduk diyorlar ama Allah diyor ki mümin olanlar Allah ve Resulüne iman ettiler. Allah ve Resulüne iman ettiler. Sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte bunlar sadık olanlar ve muttaki olanlardır diyor Allah. Yani Müslüman olanlar Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre iman ettiler. Canlarıyla ve mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte Müslüman olanlar bunlardır diyor. Önceki ayetin Müslüman olmadığını olayı anlatıyor Allah. İşte hocam o az önce konuştuğumuz Ali İmran, Şener hocamın söylediği Ali İmran 105 miydi? 95. 95. ayete bir açıklama sanki bu. Çünkü mümin olanlar hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar sadık olanların ta kendileridir. Buradaki sadık kavramı da Leman Hanım'ın sorduğu fasık kelimesi nedir diye onun zıttı. Yani iman ettikten sonra bir yoldan çıkıyor, ona fasık diyor Allah. Bu sadık olan da sadakat gösteriyor. O yolda devam ediyor. Ona da sadık diyor. Hani zıttıyla anlamak biraz daha kolay olabiliyor bazı kavramları. Evet. De ki, siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz?
Oysa Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Allah her şeyi bilendir. De ki siz Allah'a dinini mi öğreteceksiniz? Oysa Allah gökleri ve yeri yaratan, her şeyi bilir. Allah her şeyi bilendir ifadesiyle olayı anlatıyor. Yani Allah kendi dininin ne olduğunu bilir. Gökleri ve yeri yaratan, size rızık veren, geçmişi geleceği Allah bilen, Allah siz ona dinini mi öğreteceksiniz? Allah her şeyi bilir diyor. Burada Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Burada bir soru var. Bu öyle bir soru ki cevabı da içinde olan bir soru. Yani Allah demeye getiriyor ki siz bana din öğretmeye ya da benim adıma yalan uydurmaya kalkışmayın. Ben neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin haram, neyin helal olduğunu biliyorum ve bu kuralları ben koydum. Bunu fazlalaştırmayın, eksiltmeyin. Bana din öğretmeye kalkmayın. Biliyorsunuz bu tarih boyunca hep böyle olmuş. Nebiler, Resuller vefat ettikten sonra hemen arkadan gelenler başlamışlar uydurmaya. Mesela en basitinden işte Yahudiler Rab Yehova Nil'den Fırat'a kadar sana vaat etti buraları diyor. Diğer milletlerin diyor kralları senin kölelerin olacak, hizmetçilerin olacak. O diğer milletler zaten hizmetçilerle daha aşağı. Yani Yahudi olmayan hayvan mesabesinde görüyorlar. Ve bütün bu hakimiyeti eline geçirebilmek için her şeyi kendilerine mübah görüyorlar. İşte bu din uydurmanın neticesinde meydana gelmiş bir olay. Şimdi onlar uydurmuş, arkasından Hristiyanız diyenler uydurmuş. Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra da Ehl-i Sünnet izleyenler, Şii izleyenler, Alevi izleyenler, artık kim varsa onlar da kendilerine göre bir din uydurmuşlar. Herkes işte. Bunu tek tek sıralamaya gerek yok. Mesela bunun en basitinden bir tanesini söyleyeyim. Hani anlatıyorlar, işte birisi ölmüş, öldüğünde de hesap soruluyormuş. Bunu zebaniler götürürken cehenneme, orada artık en son demiş ki ben Halid'i kolundanım demiş. Ondan sonra onu oradan bırakmışlar bir tarikatın. Yoksa zebaniler de bilmiyor kimi götürdüğünü. Yani bir suçluyu götürüyorlar ama bu suçlunun Halid'i kolundan olduğunu bilmeyecek kadar da cahil. Orada Allah'ın işte onu melekleri. Onu orada söyleyince orada bırakıyorlar. Şimdi Allah'ın dininde böyle bir şey var mı? Yok. İşte bunlar Allah'ın dini öğretiyorlar. Efendim işte kalp gözü açık olan birisi zuhuratta şunları görmüş, şöyle yapmış. Vay efendim Peygamber Efendimiz'in ruhaniyeti işte o toplantı salonuna gelmiş. Vay işte Hızır Aleyhisselam filan cemaatin evlerine gelmiş. Aklınıza hayalinize ne gelirse Allah'a din öğretiyorlar, uyduruyorlar. Mesela en son Kandil Gecesi kutlandı bu ülkede. Bu ülkenin koskoca Diyanet İşleri Başkanı, görevlileri, hocaları, hacıları, aklınıza kim gelirse milleti kandırdılar. Var mı Allah'ın dininde Kandil Gecesi diye böyle bir şey? O gecede şu kadar işte günahlar affolur, şöyle olur, böyle olur. Üç şehit sevabı alırsın, beş şehit sevabı alırsın filan filan. Var mı böyle bir şey Allah'ın kitabında? Yok. Beraat Kandili. Son yapılan Beraat Kandili'dir. Beraat da kurtuluş demek. O gün içerisine sığdırılmış bir kurtuluşluk sendromu. Hayır. Allah diyor mu ben o gün suçluları beraat ettiririm. İşte öleceklerin, kalacakların listesini yazarım, kural koyarım, bilmem ne yaparım. Var mı böyle bir bilgi? Yok. Kuralda böyle bir bilgi yok. Yok. Ramazan'ın 3. gecesiymiş. Efendim. Yani ayette ne diyor? Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz diyor. İşte bunlar Allah'a din öğretmeye kalkıyorlar yani. Korkunç bir şirk. Hem de bedava şirk, gönüllü şirk yani. İnsanlar güya kurtuluşa gittiklerini zannediyorlar. Sonra bir de utanmadan diyorlar ki, ne var ya, ne zararı var? Senede bir kere de olsa, iki kere de olsa insanlar camiye geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Uydurup olsa bile diyorlar, bunun ne zararı var? Ya
Allah işte bana dininizi mi öğreteceksiniz diyor. Yapmayın diyor. Yasak diyor. O dinin sahibi benim diyor Allah. Kuralları ben koyarım diyor. Sana ne oluyor ki Allah'ın koymadığı bir kuralı yalanla dolanla bir gece uyduruyorsun. Uyduruk yalanlarla kim cenneti kazanmışsa sen kazanacaksın. Şirk nedir? Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarının dışında Allah'ın dinine paralel bir din uydurmak şirktir. Bunu genişletirsek çok geniş anlamı var bunun. Allah'a ortak koşmak, Allah'ın dininin dışında din ortaya koymak, Allah'ın gönderdiği ahiret alemini reddetmek, hep bunlar şirk oluyor. Tevhid de bunun tersi oluyor. Tevhid Allah'ın söylediğinin dışında hiçbir söz ve davranışı kabul etmemek demektir. Tevhid. Evet. Müslüman oldular diye sana minnet etmektedirler. De ki, Müslümanlığınızı bana karşı minnet konusu etmeyin. Tam tersine sizi imana yönelttiği için Allah size minnet etmektedir. Eğer doğru söylüyor iseniz bunu böyle kabullenmeniz gerekir. Müslüman oldular diye sana minnet etmektedirler. Kim bunlar? Münafık olanlar. Münafık olmasa adam Müslüman oldum diye peygambere minnet mi der? De ki Müslümanlığınızı bana minnet olarak kullanmayın diyor. Oysa bunun tam tersi, siz Müslüman olduğunuz için Allah size minnet etmektedir. Yani burada Allah'ın minneti ne oluyor? Size Allah Müslüman olduğunuz için ahiret aleminde ebedi bir cehennem azabından sizi kurtarıyor. Oysa siz Allah'ın gönderdiği peygamberlere minnet etmeniz gerekir. Allah size minnet etmektedir ifadesi kullanılır. Eğer doğru söylüyorsanız, bunu böyle bilin ifadesi kullanıyor. Tam burada bu minnet edenler, biz Müslüman olduk, işte bize avantaj tanı. Torpil yapın. Torpil yap, zannedersek böyle beklendiği içerisinde. Tabii, yani Müslüman olduk diye onların şeyine yarar sağladık mesajı verdiğini zannediyorlar. Oysa siz Müslüman olduysanız, Allah'ın Resulü size İslam'ı öğrettiyse, siz büyük bir azaptan kurtuldunuz. Hani Bakara Suresi 286'da diyor ya, Allah'ım bize bizden öncekilere yüklediğin ağır yükü yükleme. Nedir o ağır yük? Cehennem azabına onlar girdiler Müslüman olmadıkları için. Siz Müslüman oldunuz, o ağır azaptan sizi kurtarıyor. Daha ne istiyorsunuz diyor Allah. Hep yatsı namazından sonra bunları okuyorlar. Amelerle soruyor. Bir tane Allah'ın kulu yoktur ki bu ağır yük nedir diye sormuş olsun. Bir tane. Ne kadar yıldır? Osmanlı İmparatorluğu'nun eli olur. 600 yıldır yani. Ben kimseden duymadım. Hiç kimseden bunu anlatan bir açıklama da duymadım. Tefsircilerden de duymadım. Bu yükün ne olduğuna dair. Neden böyle bir şey var burada? Ne anlatmak istiyor Allah bize diye? Sadece yatsı namazlarından sonra zaten insanlar biraz şey oluyor, gece bastırıyor. Orada böyle güzel bir şeyle, ritimle Amenna Resulü'yü okuyup biraz duygusallaşıyorlar. Dualarını da edip gidip yataklarına yatıyorlar. Yani bizim oğlan bina okur, döner bina okur. Ale yare vida diyor ya Almanlar. Aynı şeyler bilinçsiz bir şekilde tekrar ömür böylece geçip gidiyor. Kur'an bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Onlar da anlamamakta ısrar ediyorlar. Bu çok kötü bir durum aslında bu. Yani sen abdest alıyorsun, camiye gidiyorsun, namaz kılıyorsun her neyse. Yani sanki sofradan yemek yemek için her fedakarlığı yapıyorsun. Ama bir türlü oturup sofraya yemek yiyemiyorsun.
Bunun gibi bir şey. E o kadar emeği niye verdin o zaman? Yazık yani. Onun için bu Kur'an'ın kelime kelime satır satır emek verilip anlaşılması gerekiyor. 18. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı görendir. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarımızı görendir. Yani Müzemmil Suresi 7. ayette ne diyor da? Allah iki kişinin, üçüncüsü, üç kişinin, dördüncüsü, dört, beş, altı, daha fazla, daha doksanı da Allah bilir. O zaman insanların konuştuklarında, yaptıklarında ne varsa Allah biliyor. Biliyorsa Allah, o zaman insanların yaptıklarını kamera kayıt sistemine alıyor. Bir de boynuna dolanmış bir kitap olarak yaptıklarını ortaya koyuyor. Ahiret aleminde işte sizin hayatınız burada. Bakın, öğrenin, nereye gideceğinizi karar verin. Onlar da gerçekten zalim, zulüm yaptıklarını fark ediyorlar. Ve Allah'ım bizi tekrar dünya hayatına gönder de senin istediğin şekilde sana ibadet ve kulluk yapalım diyecekler diyor. Allah da o kadar Resuller geldi, o zaman girin cehenneme. İşte keşke toprak olsaydık. İşte keşke toprak olsaydık ayeti de bir köşe taşı gibi bir ayet, başka ayetlerin açıklamasını ön plana getiriyor. İnsanlık tarihinin ister 20 bin yıl olsun, ister 50 bin yıl olsun, isterse 1 milyon yıl olsun en acı cümlesi budur diye düşünüyorum. Çünkü o cümleden sonra söyleyebileceğin hiçbir şeyin kalmıyor. Ebedi ateşin içerisine giriyorsun ve son cümle bu. Keşke toprak olsaydı. Yani o kadar büyük bir pişmanlığı barındırıyor ki o cümle. O kadar acı bir durumu itiraf ediyor ki, çaresizliğin zirvesi, yoksulluğun zirvesi, pişmanlığın zirvesi, aklınıza ne gelirse ya. Çünkü yaşayabileceğin, çekebileceğin en acı ateşin içerisine girerken söylediği son cümle bu. Keşke toprak olsaydı. İşte... Olmuş bir şey. İşte keşke toprak olsaydık ayetini Kehf suresi 82. ayette sizin yani o çocukların ölüşünü anlatırken ahiret aleminde keşke toprak olsaydık diyenlerin demeden onların ölüşünü anlatıyor. Yani o inkar edip ölüp ebedi cehennemde yanmış yanmaktansa dünya hayatında sınava tabi tutulmadan ölmeyinin daha eftal, daha hayırlı olduğunu anlatıyor daha ayette. Ama bunu anlayan yok maalesef. Evet. Arkadaşlar isterseniz o Nemel suresini okuyalım kısaca. Nemel suresi. Kehf suresi hocam. Bunu da okuruz hocam. Az olsa bir 10 dakikamız var yani. İşte bu hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin. Gerçekten biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakılacağı gün kafir olan ah keşke ben bir toprak oluverseydim diyecek. Evet. Bir de Kehf suresi 82 hocam. Açalım mı orayı? Peki. Yani siz bilirsiniz yani. Tamam. Açalım. Benim için bir mahsuru yok hocam. Kehf suresi 82. Çünkü o şey bir konu da ama yine hatırlamakta fayda var. Duvar ise şehirde iki öksüz çocuğundu. Altında onlara ait bir define vardı.
babaları salih biriydi. Rabbim diledi ki onlar erginlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar. Bu Rabbinden bir rahmettir. Bunları ben kendi işim, özel görüşüm olarak yapmadım. İşte senin sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin yorumu. Hocam o ondan önceki ayette diyor diye hani 80'de çocuğa gelince. Sen 82 dediğin için ben 82 yoktum. Özür dilerim. Onu 80'e... Çocuğa gelince anne ve babası mümin kimselerdi. Bundan dolayı onun kendilerine azgınlık ve imkan zorunu kullanmasından endişe edip korktuk. Endişe edip korktuk. Şimdi ne diyordu daha önce? Günahsız bir çocuğu öldürdü, sabi bir çocuğu. Dur ne yapıyorsun dedi Hazreti Musa. Sabi bir çocuğu öldürdün, bu gerçekten kötü bir iş yaptın diyor. Demedim mi ben sana, sen olayın iç yüzünü kavramadan bir olayı nasıl anlayabilirsin dedi. Tamam devam et dedi. İşte ondan sonra bu çocuğun öldürülmesini yorumluyor ayette. Oradaki bir çocuğun ölüşünü, buradaki herhalde Hızır İlyas diye bir kişi değil, bizzat hayatın akışında olan olayları anlatıyor Kur'an. Bu Kehf suresinin o 60'tan 72'ye kadar olan bölümünü. İşte orada yani bir çocuğun doğal şartlar altında gerek şimşekten, gerek trafik kazasından, gerek düşüp ölmeden kaynaklanıyor. Bu ölümü anlatıyor Kur'an. O çocuğun ölümü yani sınava tabi tutulmuyor. Çocuklar anne karnından doğuştan ergenlik yaşına gelinceye kadar bir melek konumunda. O öldüğü zaman kesinlikle ne cennete giriyor ne cehenneme giriyor. Ve eğer o çocuklar genelde Kur'an'a göre siz çoğunluğa uyarsanız çoğunluk sizi saptırır ifadesini kullanırken o çocuk ölünce eğer o inkar edenlerin içinde olmuş olsaydı olacaktı ağırlıklı olarak ve dolayısıyla ebedi cehenneme girecekti. Ebedi cehenneme girmektense çocuk olarak ölmesi onun daha hayırlı olduğunu söylüyor Allah. İşte o ahiret aleminde cehennemle karşı karşıya gelenler her türlü isteği yerine getirilmediğini görünce keşke toprak olsaydık. İşte toprak olmasını daha hayırlı ifadesiyle olayı anlatıyor Kur'an. Yani çocuklar öldükten sonra cennete de girmeyecek, cehenneme de girmeyecek. Bu olayı anlatıyor. Cennete girecek diyenler yanılmış. Cehenneme girmeyecek çünkü cehenneme girmesi için bir çocuğun mutlaka sınava tabi tutulması lazım. Sınava tabi tutulmayandan Allah hesap sormayacak. Bunu bilmek gerekir. Peki Ayşe Hanım'a burada bir soru sormak istiyorum ben müsaitse. Buyurun hocam. Çocuğun anne babası mümin kimselerdi diyor. Kim bu çocuğun anne babası? Yaratılışa vurgu yapıyor herhalde hocam orada. Yani topraktan geldik ya biz hani ilk hani özümüz, fıtratımız Müslüman'dı ona vurgu yapıyor. Yani o zaman sen de bir toprağın bir çocuğusun. Evet. Evet hocam kesinlikle bütün insanlar öyle. Yaratılışta topraklı çok güzel. Yani yaratılışta herkes Müslüman dediğine göre yani annesi babası mümin kimseler derken bunu anlatıyor. Yoksa kafir çocuğun annesi babası anlamında değil. Hep böyle anlıyorlar. Müteşabih anlatımla bir araya getirildiği zaman bir bütünlük çıkıyor ortaya. Biraz bağ kurmak çok
keşke toprak olsaydık. Ben sizi çamurdan yarattım, sudan yarattım ayetleri var. Yani zaten insan topraktan çıkan maddelerin bir bütünü, hepsinin bir birleşimi insan ve cennetin cehennemin hak edilen bir yer olduğunu. Çocukken öldüğün zaman eskiden bize ne anlatırlardı? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bak efendim çocuklar anne babalarına şefaatçi olacaklar. Çünkü çocuk direkt cennete gittiğinden dolayı anne baba cehennemde olsa bile o orada ağlıyormuş, sızlıyormuş. Anam babamı isterim diye Allah da o çocuğun hatırına onları getiriyormuş. Hadi bakalım siz çocuğunuzun yanına gidin diye. Böyle anlatırlardı yani. Ama Kur'an öyle demiyor tabii. Bunu da yok. Sen böyle ne yapmıştın? Evet. Yani çocukların imtihana girmeden vefat ettiğinden dolayı sorumluluklarından dolayı çocuklar toprak buluyor. İşte önce bu tespiti doğru yapacaksın ki bu Kehf suresi 80. ayeti bir yere oturtabilirsin. Yoksa hep sıkıntı çıkıyor. Şey mi hocam, hani bir yerde o keşke toprak olsaydım vurgusu, hani o pişmanlığı filan dile getiriyor değil mi? Buradaki tam söyleme aynı ama hani içerik olarak farklı değil mi anlam olarak? İşte aynı anlam. Yani o keşke toprak olsaydık diyor. O sınava tabi tutulmadan toprak oluyor. Yani ondan daha hayırlı diyor Allah buna. Çocuk olarak ölmesine. Şimdi, doğrusu şöyle, değil mi? Burada hani insanlar soruyorlar ya neden çocuklara işkence görüyor? Mesela ailen bebek öldü gitti. Bu çocuğun bir günahı yok. Hadi diyelim öteki büyükler yanlışlar yaptılar. İslam'ı uygulamadılar, adaletsizlik yaptılar, bu zulümlere mağdur kaldılar. Ama çocuğun bir adaletsizlik yapma durumu yok ki, sorumluluğu yok. İşte Musa diyor ki, çocuklar niye ölüyor, niye zulme maruz kalıyorlar? Dolayısıyla çocukların ölümünü burada anlatırken Allah bir kıyaslama yapıyor. Yaptığı kıyaslama da çocuk zaten kural gereği ölecek, öyle ya da böyle. Geriye ne kalıyor? İnsanda bunun üzüntüsü kalıyor. İşte o üzüntüyü çeken insana diyor ki Allah, bu çocuğun yaşıyor olabilirdi, yaşamış da olabilirdi. Yaşayıp da cehenneme gitmesi mi bu çocuk için daha hayırlıdır? Yoksa çocukken ölüp yok olmuş olması mı? Böyle bir kıyaslama yapıyor. Dolayısıyla... Teselli gibi. Efendim? Pardon. Ya sanki bir teselli. Şimdi anne olarak bakıyorum olaya. Hani biraz da duygusal ister istemez, duygusal manada alıyoruz ya. Sanki bir teselli gibi ama o bir taraftan da çok... Var mı? Mesela Nuh'un oğlu isyan etti. Ben dağlara sığınacağım dedi. Babasına karşı mücadele etti. Şimdi Nuh'un oğlu çocukken ölseydi mi de onun için daha hayırlıydı? Yoksa bu şekilde mi onun için daha hayırlı oldu? Çocukken ölmüş olsaydı ne olacaktı? Yok. En azından cehenneme gitmeyecekti. Yok. Ama burada Allah bilerek gelip çocuğu öldürmüyor. Çocuklar sebep sonuç ilişkisi içerisinde ölüyor. Yani Allah şöyle bir şey yapmıyor. O zaman hiçbir çocuk cehenneme gitmesin diye çocukken öldürelim. Evet. Böyle bir emri yok Allah'ın. Ama çocuk işte hastalık geçiriyor, ölüyor. Veya savaş oluyor, ölüyor. Veya işte başka bir sebep oluyor, ölüyor, düşüyor bir yerden, trafik kazası geçiriyor, ölüyor. Ölünce de bunun arkasından niye öldü, yas tutmanın, o üzüntüyü atlatamamanın neticesinde insanların aklına bin bir türlü soru geliyor. Allah da burada böyle bir kıyaslama yaparak, çünkü yaşamış olsaydı ki insanların çoğu iman etmezler diyor. Bakın şu bizim ülkemize de. Bakın yaşayanlara, büyüyenlere kaç tane tevhid ehli var şu 80 milyondan? 1 milyon çıkar mı? Ben çıkacak tahmin etmiyorum. Peki 79 milyon ne olacak?
İşte bu neyi gösteriyor? Yani eğer bir çocuk öldüyse o zaman ne diyeceğiz? Büyüyüp de kafir olarak ölmesinden çocuk olarak ölüp yok olup toprak olması onun için daha hayırlıydı. Peki. Zaten toprak olmuş. Çocuk bir şey duymuyor, hissetmiyor, bitmiş. Geride sadece bizim içimizde onun bir acısı kalmış. Peki ben size sorayım. Peki bu çocuk yaşasaydı, Müslüman olsaydı ne olacaktı? Niye öyle demiyor Allah da öyle toprak annesi babası mümin diye ifadesini kullanırken toprak olması yaşamasından daha hayırlı ifadesini kullanıyor Kur'an. Belki Müslüman olsaydı cennete gidecekti. Hissetmez diyor Allah zaten. Yani hocam cennette cehenneme girme olayından daha çok sınava tabi tutulup risk almasından cehenneme gitme riski olmasından kurtulmuş. Evet cennete de gidebilirdi. Müslüman da olabilir. Öyle bir ihtimal de var. Yok kafir olma ihtimalini ön plana çıkarıyor da neden Müslüman olma ihtimalini ön plana çıkarmamış? Hocam yine. Efendim? Kafir olma ihtimali daha çok da onun için hocam. Çok güzel, olay bu işte. Yani Kur'an'a dikkat edin. Hep inkar edenler çoğunlukta. İblis de sözüne sadakat gösterdi ve çoğunluğunu kandırdı diyor. Siz çoğunluğa uyarsanız çoğunluk sizi saptırır. Bizden öncekilere yüklediğin ağır yükü yükleme ifadesi kullanırken de yine çoğunluğa hitap ederek Kur'an'ın Kur'an apaçık bir kitaptır. Muhkem olanlar kitabın anasıdır. Çoğunluğunu teşkil eder ifadesi çoğunluğa nispet ederek Kur'an ifadeyi kullanıyor. Onun için inkar etseydi ondan daha hayırlı olması ölmesi, ondan daha hayırlı demesi onu anlatıyor diye düşünüyorum. Peki hocam Meryem Aleyhisselam'ın böyle bir şey mi vardı, bir serzenişi mi? Hani keşke orada toprak olsaydı değil de keşke yok olsaydım diyor. Hani keşke ölüp yok olsaydım. O işte peygamber olmadığının orada bir hani çoğu peygamber diyor. Peygamber olsa öyle Allah'ım bu zulmü, bu işkenceyi hayatta dayanılmaz hale geleceğini bilseydim keşke olmasaydım ifadesi kullanmak bir serzeniştir. Ama peygamber olsa bunu yapmaz işte. Evet, onu da örnek olarak zaten koymuş. Evet. Evet. Evet, Meryem gerçekten büyük bir müminmiş. Gerçekten. Çok hızlı müminmiş. Ya o verdiği mücadele, müthiş bir mücadele. Yeryüzünün kırılma noktası olmuş yani. Bakın o topraklarda Gazililer de benzer çok çetin bir mücadeleden geçiyorlar. Evet hocam, çok büyük mücadele çıktılar şu an. Büyük patlar yaşıyorlar. Evet. Hocam şimdi Hazreti Meryem'in peygamber olmadığına delil olarak bunu söylediniz de herhangi bir peygamber böyle bir serzenişte bulunmaz diye. Şimdi peygamber olduğunu iddia edenler de şunu söyleyemez mi? Yunus Aleyhisselam görevi terk etti ama ben yapamıyorum. Yok yok, Yunus görevi terk ettiğinde Müslüman değildi. Değildi, evet. Müslüman da değildi, peygamber de değildi. Vallahi şey gibi, kapıyı açıyor gibi, Pandora gibi, ne desem arkasına bir şey çıkıyor. Yok bir şey çıkıyor diye Kur'an her bir yanlışa yanlış olduğunu söyleyen bir ayet çıkıyor. Evet. Hani bunları anlatmıyor mu sana? Çok, yani konuşuyoruz da çok böyle şey konuşmuyoruz. Yani aklıma gelmiyor bazı sorular, ders esnasında geliyor. Bak mesela Kur'an'da diyor ki hani bu ayetleri okuyan bir insanın yani hani ayetleri okunup açıklandığı zaman inanırsınız ve kalbiniz mutmain olur ya. Evet. İnansam bile biraz önceki açıklamalarınızda kalbim böyle rahatlamadı. Onu söyleyeyim. Çünkü şunu düşünüyorum. Ben bu Kur'an'ı defalarca okudum bu şeyi, kıssayı. Ve bu kıssada müteşabih olabilir tamam ama benim bunun arkasındakini keşfetmem belki benim buna ömrüm yetmeyecek. Ve benim bir küçük evladım ölse bu ayet beni teselli etmeyecek.
İşte yani böyle o zaman ayet boşluğa düşürmüşüm gibi bir hissiyat oluşuyor. Yani farklı düşünceler oluşuyor. Şimdi bunu bir annenin bu ayetin arkasındaki, bu müteşabihin arkasındaki bu gerçekliği keşfedip de evladıyla teselli olacak, hani evladının ölümüyle bu ayette teselli olacak kaç tane anne var? Yok, zaten Müslüman için çocuk ölmüş, kendisi ölmüş önemi var mı? Önemli olan bir Müslümanın dünya hayatında Allah'ın istediği şekilde söylem ve eylemini yerine getirmek. Onu yaptıktan sonra Müslüman için öldürseler de ölseler de değişen bir şey var mı? Öldürmediler, asmadılar, onu katımıza yükselttik diyor. Allah yolunda ölenlere ya da öldürülenlere öller demeyin. Allah katında onlar diridirler, rızıklanmaktadırlar. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. O zaman Müslüman için ölmek, dünya hayatında ölüşü onu kurtardık ifadesiyle anlatıyor Kur'an. İnkar edenlerin zulmünden kurtardık diye anlatıyor. Şimdi Kur'an'da bu müteşabih ayetleri anlamakta elbette kolay değil ama bilenlere sor diyor Allah. Bilenlere soracaksın, olay o. Bir de şöyle bir şey var. Tabii kadınlar annelik açısından bakıyorlar. Çok duygusallık da var işin içerisinde. Çocuk ölmüş. Çok üzüldüğünde anne, yas tuttuğunda bir çare var mı? Çocuk geri gelebiliyor mu? Gelmiyor. Herhangi bir çare bulabiliyor mu? Bulamıyor. Çaresizlik içerisinde kalmış bir anne. Şimdi bu anne Müslümansa eğer, yani dengeli bir Müslümansa, bu şeyleri bilmişse, Kur'an o anneye bunu söylüyor. Ama değilse, o zaten kim ne söylerse söylesin, o yası tutuyor. Çünkü anneler Allah'ın ayetlerinden çok kendi çocuklarını seviyorlar. Ben tabii burada olanları kastetmiyorum. Ben kaç tane anneyle konuştuysam, burada da konuştum, burada da söyledim. İşte bakıyorum birisi ağlıyor, ne oldu? İşte çocuğuna bir şey olmuş, bir şey çalınmış, bir sıkıntı olmuş, şu olmuş, bu olmuş filan. Dedim ki onlara, ya dedim, sizin çocuklarınız namaz kılıyor mu? Yok. Oruç tutuyor mu? Yok. Cihat var mı? Yok. Salih amel var mı? Yok. Yok, oluyor. Peki, bu çocuklar dedim, bu hal üzere giderlerse, bu çocuklar cehenneme gider. Çünkü Allah'ın emir ve yasaklarıyla ilgisi yok çocuklar. Lay lay lo, bir hayatları var ya. Siz dedim, buna niye üzülmüyorsunuz? Niye demiyorsunuz? Ya biz bu çocukları kendi ellerimizle iblisin kucağına teslim etmişiz. Bu çocuklar yanacaklar. Şimdi bir tanesini dedim sizin önünüze getirseler, küçük parmağını kesseler testereyle. Ne yaparsınız? İşte şöyle yaparız, böyle yaparız. Peki bu çocuklar cehenneme gidecek. Bunun üzüntüsü niye sizde yok? Neden dedim bir reaksiyon vermiyorsunuz? Sebep niye? Hiçbir şey yok. İki dakika sonra başka bir konuya geçip konuşmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bu ayetler mümin olan anneye bir çözüm sunuyor, bir çare söylüyor. Ama benim gördüğüm anneler müminlikten fersah fersah uzaklaşmışlar. Alakaları kalmamış yani. Onun için duygusallık onlarda tavan yapmış. Ama dünyayla sınırlı her şey. Onların çocukları iyi olsun, karınları doysun, paraları olsun, en lüks arabalara binsinler, en güzel yerlerde varsınlar. Fakat işte aklına gelirse namaz da kılarsa iyi olur. Kılmasa da problem değil. Yeter ki parası pulu olsun, keyfi yerinde olsun, bitti. Böyle bir pozisyondalar. Şimdi bu insanlara ayet ne anlatabilir? Hiçbir şey anlatamaz. Dolayısıyla burada eğer o anne mümin olsaydı buna sevinirdi. Neden? Az önce Mustafa abi dedi ki insanların çoğu iman etmiyor. Çoğunluk kötü yolda. Öyleyse yetişen bizim her çocuğumuzun kötü yola gitme ihtimali de çok yüksek.
Ayrıca çocuğu da Allah gelip kendisi öldürmüyor o yaşta. Allah öldürmedi o insanların çocuğunu. Sebep-sonuç ilişkisi içerisinde herhangi bir şeyden dolayı çocuk ölüyor. Yani çaresizlik var burada. Bu şartlar altında bu kıyaslamayı değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Tevfik abi, bu ayetin, bu müteşabih ayetin arkasındaki anlamı bilmese bile günümüzde bir yaşayan ben çok anne tanıyorum. Küçük yaşta evladını kaybetmiş, evladıyla imtihan olmuş. Onların tesellisi de şu an Gazze'deki anneler gibi hep evladım şehit oldu, evladım melek oldu olarak. Aslında bu ayeti bilmeden önce de gene Kur'an'ı bir şey üzerinden gidiyorlar. Mesela Gazze'li anneler şu anda ağlayıp isyan etmiyor. Hiç isyan duymadık evladı ölenler. Ne anneler ne babalar. Ne diyorlar? Şehit oldu, melek oldu. Yani bu da güzel bir teselli değil mi? Mesela bizim grubumuzun içerisinde Eyüp abimin eşi Hülya ablam. O da evladını kaybetti. Ben onu ne zaman ondan dinlesem hiç ağzından bir isyan sözü duymadım şimdiye kadar. Benim oğlum çok küçük yaşta öldü. Allah onu katına aldı. Yani o melek oldu şu anda. Hep oğlum melek oldu diyor. Kendini bu şekilde teselli ediyor. Hani iman ettiğini söyleyen kişiler ve iman eden kişilerde de zaten şimdiye kadar bir isyan olmamış bu ayeti anlamamışlar diye. Onu demeye çalışıyorum ben de. İsyan olmamış ama... Şimdi böyle bir anlayışı, ölen bir çocuk cennete girmeyecek, toprak olacak desen hepsi ateş püskürür. Oysa gerçek olan bu değil mi? Yani biz sizin arkanızdan çok püskürdük burada hanımlar aramızda otururken. Yani şimdi yüzünüze söyleyeyim, önce arkanızdan konuştuk da. Mesela bizim buradaki bu tefsir dersi yaptığımız gruplarda, Eyüp abi gelip de bizim çocuklar cennete gitmeyecek ölünce falan diye biz burada Eyüp abinin yakasına yapıştık yani. Dedik böyle bir şey sen nasıl söylersin diye. Yani onda da şu var işte hocam. Yani annelik merhameti gerçekten çok farklı bir şey. Doğru söylüyorsun. Şimdi evladı küçük yaşta ölmüş bir anneyi bununla teselli etmezseniz hiçbir şeyle teselli edemezsiniz. Ya birini teselli etmek için uğraşmıyor ki. Bizi uğraşmıyor öyle. Yani gerçek, hakikat, hak neyse onu söylüyoruz. Yani Kur'an'ın dediği o, bunun dışında bir şey varsa o ayeti söyleyin. Vallahi ben defalarca Ali'ye söylemişimdir mesela. Yani ben bir anne olarak, ben evladımı yitirsem, beni isyandan, küfürden koyacak tek teselli budur yani. Benim Rabbim, benim evladım Rabbinin yanına gitti. Allah aldı, Allah verdi. Yani Allah verdi, Allah geri aldı. Bizde... Yani benim evladım melek oldu. Yani bir anneye bu bundan başka teselli edecek bir şey yoktur hocam. Yani şimdiye kadar eğer yalansa da ben bu yalana inanmak istiyorum. Yok şimdi. Ölmeden önce de bu çocuk zaten melekti. Ölünce melek olmadı yani. Dolayısıyla melekler cennete girmez. Cennete sadece Müslümanlar girer. Sahih amel isteyen insanlar girer, müminler girerler. Melekler yok olur. Hani bizim burada muz ağacı yetiştirilir. O muz ağacının dibinde, bir muz ağacının dibinde 10 tane, 20 tane filiz çıkar. Eğer bunları bıraksan hepsi o küçücük bir yerde büyürler. Ama hiçbirisi doğru bir meyve vermez. İşte bunun için bunlardan uygun olan 3-4 tanesi, 2 tanesi, 3 tanesini koyuyorlar. Onlar güzel muz meyvesi veriyor. Diğerleri yok oluyor. Yani diğerleri artık muz verme olayından uzaklaşıyor. İşte çocuklar da sınava tabi tutulmuyorlar. Çünkü çocukken ölüyorlar. Sınava ne zaman tabi tutuluyor? Her insana İblis ve takva yüklendiği zaman, iki seçenek ortaya çıktığı zaman sınav ortaya çıkıyor. Sınava tabi tutulmadığına göre, sınava tabi tutulmayan cennete de giremez, cennete de cehenneme de giremez. Devam Hanım, şöyle bir soru sorsak sana. Sana deseler ki, senin çocuklarından bir tanesi, bu keşke toprak olsaydım diyenlerden olacak. Haber verseler kayıptan sana ve deseler ki bir imkan var. Ya bu imtihana girmeden bir kazayla, bir hastalıkla biz bunun canını alacağız. Ya da istiyorsan yaşasın,
Ama keşke toprak olsaydın diyenlerden olacak, cehenneme girecek. Ne yaparsın? Vallahi böyle gaybden böyle bir haber alsam ne tepki veririm bilmiyorum da ben çoğu zaman kendi kendim için bunu söylemişimdir Tevfik abi. Keşke genç yaşta ölüp gitseydim, yani küçük yaşta ölüp gitseydim daha melekken. Hani bu, ben bunu kendim için çok söyledim yer yer. Yani böyle bir şey olsa da nasıl bir tepki veririm bilmiyorum açıkçası. Ama şunu düşün.